Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan Peygamberimizin Hayatı dersimizin 2. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Değerli arkadaşlar kanalımızda 11. sınıfa ait Peygamberimizin Hayatı dersi dahil diğer derslerinizin içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite sonlarına yer alan çalışma sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve arkadaş gruplarınızla paylaşmayı sizlerden istirham ediyoruz. Onlarına bu bilgiler ulaşmaları İnşallah önemli. Şimdi başlayalım test sorularımızla peygamberimizin hayatı dersimizin çözmeye. Öncelikle klasik sorumuz peygamberimizin hitabeti hakkında bilgi veriniz. Peygamberimiz az söz ile çok anlam ifade edilecek şekilde konuşurdu. Hızlı konuşmadığı gibi sözlerini muhatabı tarafından ezberleyebileceği şekilde tane tane söylerdi. Resulullah'ın hitabeti anlaşılır ve akıcıydı. Peygamberliğinin ilk yıllarında sadece kendi kabilesine mensup insanlara Safa Tepesi'nde yaptığı konuşma İslam hitabetinin nedir? İlk önemli örneğidir diye özetleyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İslam'da savaş sonrası esirlere nasıl muamele edilmelidir? İslam'da doğrudan İslam'a ve ona inananlara karşı düşmanlıkları ortadan kaldırma ve barışı tesis etme durumlarında savaş gerçekleşebilir. Buna da cihat denir değil mi? Kur'an'a göre savaş sona erince esirler ya salı verilir ya da esir değişimi yapılır. Bedir Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber ele geçirilen esirlere iyi davranmasını emretmiştir. Diğer milletlerin uyguladığı işkence, kötü muhale gibi uygulamaları yasaklamıştır ve Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz okuma yazma öğreten esirler meccanen yani bedava değiştirilmiştir. Dolayısıyla İslam'da esirlere çok iyi davranılır diyeceğiz. Medine vesikası hakkında bilgi veriniz. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret edince biliyorsunuz Medine'deki Müslümanlar, Araplar ve Yahudiler arasında ne yaptı? Medine vesikasını imzalamıştı. Medine vesikasına göre Hazreti Peygamber Medine İslam Devleti'nin başkanı ve ordunun komutanı. Medine'de yaşayanların hepsi birlikte siyasi bir bütünü oluşturuyordu. Bu nedenle onların şehrin güvenliğini sağlama ve gerektiğinde savunma gibi bazı sorumluluklar vardı. İşte bu Medine Vesikası'nın asıl muhatabı ise birbirine kardeşi olan müminlerdi. Medine Vesikası'nda bu gerçekte hatırlatılarak din bağı öne çıkarılmış ve uhuvvet dediğimiz muhacir ensar kardeşliği de zaten gerçekleştirilmiştir. Medine Vesikası'yla tarafların din ve inanç hürriyeti, can ve mal güvenliği emniyet altına alındı. Bunun yanında şehirde yaşayanların aralarındaki anlaşmazlıkların Resulullah'a getirecekleri karara bağlandı. Bu vesika parçalanmış haldeki Medineleri bir devlet çatısı altında topladığı gibi açıklamalar yapabiliyoruz. Peygamberimizin yönetim ilkelerini yazınız neydi? Tevhid, ilim, adalet, ehliyet ve liyakat, istişare peygamberimizin yönetim ilkeleridir. Test sorularımızdan ilki. Daha önceden Medine yurt edinmiş ve gönüllerine iman yerleştirilmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinden bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr suresi 9. ayet. Bu ayette anlatılan olay aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Liyakat, muahat, maslahat, ehliyet, itabet. Az önce de söyledik sevgili arkadaşlar, peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerle, Medine'de Mekke'den gelen ensara yardım eden ensar ile muhacir arasında kardeşlik anlaşması imzalanmıştır ki buna muahat denilir. Dünyada eşi ve benzeri yoktur bu anlaşmanın. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin savaş ahlakı ve hukuk aykırı bir durumdur? Kadın ve çocuklara gelecek zararın önlenmesi, tehdit olmadan savaşa izin vermemesi, Müslüman olmayanların da hakkının korunması, kötülüğe rağmen merhametle muamele etmesi, bunlar hep İslam hukukunda ve Peygamberimizin uygulamalarında vardır. Esirleri ömür boyu hapse mahkum etmekse, esirler ömür boyu hapiste kalması İslam'a ve İslam hukukuna aykırıdır cevabımız Edirne. Hazreti Ömer Kudüs'ün fethi sırasında halife sıfatıyla şehri teslim almak üzere Şam'a geldiğinde komutanı Ebu Ubeyde'nin evine misafir oldu. Onun evinde üzerine yattığı bir keçe, bir yemek kabı, bir su kırbası ve kılıcından başka bir şey göremedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona malının ve mülkünün nerede olduğunu sordu. Ebu Ubeyde kendisine bu kadarının yettiğini söyledi ve halifeye yiyecek olarak biraz ekmek ve tuz ikram etti. Ebu Ubeyde'nin bu davranışıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine? ulaşılabilir. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi, İslam uğruna tüm servetinden vazgeçmesi, yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olması, müşriklerle mücadelede kararlı olması, önemli konularda Hazreti Ömer'e danışması. Sevgili arkadaşlar, gilletü kelam, gilletü taam, gilletü menam yani az yemek, az uyumak, az konuşmak gibi işte İslam'da da tasavvufta ne vardır? Az mal mülk edinmek işte Ebu Ubeyde de ne yapmıştır? İslam uğruna tüm servetinden vazgeçmiştir. Dördüncü sorumuz. Maslahat genel olarak toplumun faydasına olmak ve zararını olan şeyleri yasaklamak anlamlarına gelir. Bu tanıma göre aşağıdakilerin hangisi maslahat kavramı içerisinde değerlendirilemez? Gözleri harama bakmaktan sakındırmak, rahatsız verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selama karşılık vermek, Sınırsız ve özgür bir yaşam alanı bırakmak dinimizde böyle bir şey yoktur. Sınırsız değildir hiçbir şey. Bozulan kardeşliği yeniden tesis etmek. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Ebu Zer, peygamberimizden kendisinin zekat toplamakta görevlendirilmesini talep etmişti. Hazreti Peygamber ise elini omuzuna vurarak, Ey Ebuzer, zayıf bir kimsesin. Bu görev ise bir emanettir. Layık olduğu için onu alan ve gereğini hakkıyla yerden getirenler dışında kıyamet günü, rezillik ve pişmanlıktır, buyurmuştu. Bu durum, peygamberimizin yönetici tayin ederken aşağıdakilerden hangisi önem verdiğini göstermektedir? Elveriş, Elverişlilik, deneyim, yaş, ahlak, istek. Burada Ebu zerif'in Zer'in zayıf olması, yani onun elverişli olmadığı anlamına gelir değil mi? O yüzden cevap Adana. Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sözleşme yalnızca Müslümanların durumlarını ele mi aldı? Hayır, Yahudiler de vardı. Medine İslam Devleti'ni Hazreti Peygamber teslim et, temsil etmiştir. Devlet başkanı olmuştur. Doğru bu. Kabile bağı vurgulanmıştır. Hayır. Hazreti Peygamber Müslümanların anlaşmazlıklarını çözecektir. Evet, Medine İslam Devleti Mekke'nin fethedilmesiyle kurulabilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Mekke'nin fethi daha sonra gerçekleşti. Dolayısıyla B şıkkımız doğru. Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Bu ayet Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerinden hangisine işaret etmektedir? Adalet, liyakat, ilim, istişare, tevhid inancı. Sevgili arkadaşlar, Allah'ın var ve bir olması, eşi benzerinin olmaması, tevhid inancı İslam'da İhlas Suresi'ne belirtildiği üzere yönetim kaydelerinin başıdır. İslam'ın dini, canı, soyu, aklı ve malı korumakla ilgili koyduğu temel ilkelere maslahat denilir. Aşağıdakiler hangisi bu ilkelerle ilgili değildir? Allah katında hak din İslam'dır. Bu nedir? Dini korumayla ilgilidir. Bu var. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, Ahiret, ahirette de iyilik ver. Amin. Bu Rabbena duasına geçen. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu da malı korumayla ilgili. Ey iman edenler şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları bire şeytan işi pisliğidir. Bu da aklı aynı zamanda da malı korumak için bir ayet. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlar kurtarmış gibi olur. Bu da değerli arkadaşlar canı kurtarmakla ilgili bir ayettir. Dolayısıyla C şıkkımızda e, Bursa şıkkımızdaki ayetimiz dışarıda kalıyor. Aşağıdakilerin hangisine bir yönetim ilkesi olarak ilmin tanımı verilmiştir? Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul etmek tevhiddir bu. Bir şeyi gerçek yönüyle kavramak işte ilim budur değerli arkadaşlar. Bir nesneyi hak ettiği yere bırakmak adalettir. İnsanlar bir konuda görüş alışverişinde bulunmak istişaredir. Barış amaçlı yapılan anlaşmalar sulhtür. Dolayısıyla bir şeyi gerçek yönüyle kavramak nedir? İlimdir değerli arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Hazreti Peygamber yukarıdaki gruplardan hangisi ya da hangileriyle savaşmıştır? Yaşlı ve çocuklarla savaşmış mıdır? Hayır. Savaş alanında bulunan kadınlarla? Hayır. Savaşa katılan gençler, eli silah tutanlar, eli silah tutmayan kişilerle? Hayır. Din adamlarıyla? Hayır. Yalnız da üç olması lazım. O da Adana şıkkımızda var. Son test sorumuzu yapalım. Ubeyde bin Cerrah gizli tebliğ döneminde İslam'a davet açıktan devam etme sonun hangi özelliğini göstermektedir? Alçak gönüllü olması, saygın kişiliği, tevhidi, tabii ki cesareti değerli arkadaşlar. O zaman da Rabbim Allah demek gerçekten çok tehlikeli bir cümleydi. Cesaretli olanlar bu Bin Cerrah gibi, Hazreti Ömer gibi bunu gerçekten dillendirmişlerdir. Cevap Denizli. Doğru yanlış sorularımız var. Bunları yapalım kıymetli arkadaşlar. Medine şehrin bir diğer unsuru olan Medine'de şehrin bir diğer unsuru olan Yahudiler ise Kaynuka, Kureyza ve Nadir isimlerinden 3 kabileleri vardı. üç tane hain kabile doğru. Başka İslam tarihinde devletleşme Akabe biatlarıyla başlar. Çünkü Medineliler Akabe biatlarıyla Hazreti Peygamber'e davet ettiklerinde şehirlerindeki bu para çalanmışlığın gidermesini de ne yapıyorlardı? istiyorlardı. Evis ve Hazreç kabileleri vardı. Yıllardan beri düşmandılar. Doğru. İlim bir şeyi gerçek yönüyle kavramak anlamına gelirken zıttı cehil yani bilgisizliktir. Doğru. Cahiliye devri Arapları Allah'ın Allah'ı hakkıyla biliyorlar, bilmiyorlar. Bilgiden, düzenden uzak duruyorlar. Bu sebeplerle İslam'dan önceki döneme cahiliye dönemi denir. Doğru. Hz. Peygamber Medine'de kabile düşmanlıklarını, sosyal adaletsizlikleri ve doğuştan var olduğu kabilelerin üstünlüğü ortadan kaldırarak ehliyet ve liyakat esasını getirmiştir. Doğru. Merhamet, şefkat gösterme, acıma, affetme, iyilik etme anlamlarına gelmektedir. Doğru. Ebu Ubeyde bin Cerrah kişisel özellikleri ve yetenekleriyle hem kendi kabilesinde hem de Kureyş içinde saygın bir yer edinmişti. Hayattayken cennette müjdelenen aşırı mübeşşire yani 10 kişiden birisiydi. Cevap doğru. İslamiyet gelmeden önce Resulullah'ın güvenirliğini ifade etmek üzere kendisine Muhammedül Emin denilmişti. Hz. Peygamber de kendisine ait bu güzel sıfatı sahabesinden Ebu Ubeyde için kullanılmıştı. Yine doğru. Yönetici olan kişiler halkını zulmün her türlüsünden korumak ve onların ihtiyaçlarını gidermekle sorumludurlar. Doğru. Boşluk doldurma sorularıyla inşallah sınavımızın sonuna geleceğiz. Resulullah kan bağına büyük değer veren cahiliye düşüncesini değiştirmiş, yerine din kardeşliğini esas alan bir toplum oluşturmuştu. Mekkeli Müslümanlar Medine hicret ettiklerinde Peygamberimiz Ensar ile Muhacir arasında ne yapmıştı? Muahat anlaşması. Birinci kelimemizi buraya getiriyoruz. Medine İslam Devleti'nin ilke ve esaslarını ortaya koyan bu metne ne diyorduk? Medine vesikası ikinci maddemizi buraya getiriyoruz. Bu vesika farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasına imkan veriyordu. Bu sebeple dünya siyaset tarihi açısından çok önemlidir diyoruz. 3. Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamına gelen kelime tevhiddir değerli arkadaşlar. Üçüncü kelimemizi bu boşluğa getireceğiz. Hz. Peygamber vali, komutan ya da muallim gibi idari unsurun parçaları olan görevler çoğunlukla suf ve ashabı sus ve halkından seçiyordu. Çünkü onlar Mescid-i Nebi içerisinde sevgili peygamberimize daha yakınlar ve peygamberimizin bizzat gözetiminde yetişmişlerdi diyeceğiz. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, her şeyin olması gerektiği diye de bulunmasına da ne diyeceğiz? Adalet diyeceğiz buraya değerli arkadaşlar. Tamam mı? Adalet. Bir yönetim ilkesi olarak siyasi, askeri, idari ya da dünyevi konularda başkalarının fikir ve birikimden yararlanma anlamına gelen kelimemiz de istişare. İslamlı istişare çok önemlidir. Peygamberimiz uygulamıştır bunu. İki kişi veya iki grup arasında anlaşmazlığın, davanın veya savaşın sona ermesinin yapılan anlaşma barış nedir? sulhtür. Yurtta sulh, cihanda sulh kelimesinden bunu hatırlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylece Peygamberimizin hayat dersimizin ikinci dönem birinci yazı çalışma sorularının sonuna geldik. Kanalımızda 11. sınıflara ait diğer